Şimdi normal şartlarda Abi. bu bahçeyi gören bir adam, Evet abi. yani bahçedeki problemleri bilmesen diyecek ki Aynen. bu bahçenin sahibi köşeyi dönüyor. Öyle değil mi? He. Evet. Ama bilmiyor ki bu bahçede Eşitlik var. Kuş var. kuş musallat olmuş bu bahçeyi. Bu bahçeyi kuş götürüyor, kuş Ha, yiyor. kuş yiyor abi. Yani sahibinden çok kuş nimetlerden faydalanıyor. Ha vallahi sallallahu. Onun dışında dökülüyor. Dökülüyor. Dökülmesi fena. Evet, dökülme sıkıntısı var. Aynen abi. Şimdi kuş sıkıntısı için şöyle bir ilaç Ha budur işte. tavsiye ettik Vehbi abimize. Ha şu ilacı abi. Bak farkındaysan kuş gelmemiş magaza. He, Bak. şimdi Görüyorsun abi. Çünkü bunu delmişim iki yerinden. evet. Böyle yani bu ağaca kuş zarar vermemiş gözüküyor. Evet. Bak şimdi bir de başka ağaçlar da var. Onları da göstereceğim. Meyve olanları hepsini asmış. Şimdi şunu sana söyleyeyim. Bu şişe yeterli gelmeyebilir. Yani bu şekilde asma. Ağacın dört bir köşesine işte pamuklu bezler ya da havluyu Bez bez. kes. Ortaya da indirsen ortada yetiyor abi. Evet. İşte Anlıyorsun. havluyu batır. Ha aynen. As komple gövdesine. Ondan Aynen. sonra Ya bak bakayım bu da iyi. Buna da asmışım. Bak buna da yaklaşamıyor abi. Gel. Bak buna da yaklaşmamış. Ben gezdim gördüm çünkü. Bak. evet. Görüyorsun değil mi abi? O yenilmiş olanlar da önceden yenikler değil Önceden mi? o bunda yiyenler önceden vardı abi direkt abi. Evet. Yani artık verim de vardı yani üzerinde bak ağaç yıkılıyor bak. Aynen. He? Dökülen döküldü giden gitti abi biz şimdi. Buna çözüm buna biz. Şimdi biz bu ilacı biraz geç fark ettik, geç bulduk, geç Evet. tavsiye ettik. Evet. Ama seneye inşallah en baştan tedbirimizi alırsak Evet. yani daha mükemmel bir sonuç yakalayacağımızı düşünüyorum. Abi olmasa zaten zor, işimiz zor. Heh. Yani Şimdi bu kadar meyveyi gören bir kişini yani ben yani kuş faktörünü aklıma getirmesem ondan sonra bunların dökülmediğini Dökülmediyse tam düşünsem tabii. diyeceğim vallahi Vehbi abi işte burası kaç dönümdür abi? 40 dönüm abi. 40 dönüm. 40 dönüm bademi var. İşte 40 dönüm bademden ne kadar alır? Ne kadar Abi alırsın 10 abi? kilo alsan abi sen hesabını sen yap. 1000 ağaçtan 10 kilo alsan Öyle. anlıyorsun. He. 10 ton yapar. 10 ton. 15 kilo alsan 30 15 ton 20 ton Doğru. yapar. Yani sen 10 kilo düşün. Öyle. 10 kilo da rahat olurdu yani. Ha şimdi bu ağaçta bak 20 kilo Öyle. kadar var. Yani bu toprağın özelliğinden Evet. kaynaklı. Normalde Aynen. 10 kilo alıyorsan bile Aynen. bu toprağa gelince 15-20. 15-20 Ha, abi. aşağısı. He, %35. aynen. Ona da yani Ha bu kütle oranı da %35 abi. öyle. Onu ölçtüm. Mırgan toprağının özelliği Evet. bu. Aynen abi. Ama işte gördüğümüz gibi işte böyle bir sıkıntı var. İnşallah seneye. Bunun bir çözüm bulmamız lazım abi. Yoksa bizim emek boş. Ama bu tarafa da baksana abi. Ağaçlar hepsi full pakettir abi. Evet. Şimdi ağacın gövdesine baktım. Evet abi. Bana sorarsan bu ağaç 10 yaşında. 10 yaşında değil mi abi? He. Yok abi. Ama ben sana söyleyeyim ki abi sen bu ağacı ne zaman diktin? Evet. Sen diyorsun ki dikel işte 4. yıl. 5'e giriyor. Mart'ta He. 5 olacak. Ya. He. Diktiğin yıl 1 yıl değil ki. Aynen bak. Değil mi abi? He. Şimdi diker dikmez 1 yaş olmuyor. Aynen doğrudur. Bu işte bu da işte bu toprağın Evet. işte bitkiye buradaki Abi, mırgan yayasının adamı toprağının. bu adamın büyüttüğüne bak abi. Evet. Yani şimdi. Yazık değil mi ya? Öyle. 50 gır, 20 gram badem var bunun içinde. Öyle. Ceviz kadar. Aynen. Şuna bak.
kıramadı. 5 tanesi bir insanın elini dolduracak yani neredeyse. Aynen abi. Bu şişelerde gördüklerimiz domuz kovucu ilaç. Biz bunu kuşlar için kullandık. Şu anda gördüğümüz kadarıyla astığımız ağaçlara kuşlar yaklaşmıyor. Ama şöyle bir caydırıcı özelliği var, kovucu özelliği var. Sadece şişe yeterli gelmez diye düşünüyoruz. O yüzden bir havlu parçasını bu sıvıya batırıp, bu çözettiğimiz bu domuz kovucu ilacın sıvısına batırıp ağacın üzerine asmak etkisini daha da arttıracaktır diye düşünüyoruz. Bu hususta faydasını gördük. Diğer çiftçilere de tavsiye ediyoruz. Tabii ki baştan kullanmaları şartıyla. Bakalım abi içine. Tabii. Evet. Çemen ama bademin içi bu. Yemiş tarlaya o da. Heh. Evet, mantar yaz tarlardan biraz muzdarip olmuş. Kuşlar bize bıraksa bu ağaç köşeyi döndürür. Tek diyeceğimiz bu.